GündemTV.com haber kanalından hepinize merhabalar. Şu anda Mimar Sinan Mahallesi muhtar adayımız Seçil Şaşmaz hanımefendi ile birlikteyiz. Seçil Hanım, kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Adaysınız, muhtar adayı. Muhtarlık fikri nereden geldi diye sorsam. Mimar Sinan Mahallesi için buradayız öncelikle. Arkadaşlarımın desteğiyle. Evet, destek maşallah tam zaten. Evet, onlar beni destekledi. Bir de Mimar Sinan Mahallemizin daha güzel olmasını istiyorum. Bir de burada doğup büyüdüğüm için, burada da esnaf olduğum için görüyorum hani. Çevreyi, etrafı yani, tanıyorum. Sıkıntıları biliyorsunuz. Tabii zaten doğup büyüdüğüm mahalle demiştim. O yüzden Mimar Sinan Mahallesi'ne örnek bir mahalle yapacağız inşallah. İnşallah diyelim. Peki Seçil Şaşmaz kimdir desek ne dersiniz? Evet. Seçil Şaşmaz 76 yılından beri Çankırı'da doğduğum, büyüdüğüm. Mahallem burası. Mahalle burası. Mahalleyi tanıyorum. Lise mezunuyum. Yani çocukluğumuzdan beri yaşadığımız mahalle, sorunları bilen birisiniz, doğru mu? Evet, sorunları biliyorum. Peki zaten mahallenin en büyük eksiği ne? Temizlik, ulaşım. Temizlik ve evet, ulaşım. Bunlar. Peki güvenlik sorunu var mı diye sorsak? Var diye duyuyorum ama inşallah daha iyi olacak. Daha iyi olur diyelim. Yani beraber çalışacağız. Peki işte, belediye başkanımız gerçekten güzel bir şey yapmış meydan olarak. Çok beğeniyorum. Bu tabii ki mahalleyi biraz daha güzelleştirir değil mi? Güzelleştirdi tabii ki. Maneviyatı var mahallemizin. Maneviyatı var. Ayrı bir güzellik katıyor. Büyük cami var. Aslanızade Mehmet Hilmi Efendi tekkesi var. Burada. Sivitçioğlu medresesi burada. Yani gerçekten baktığımız zaman Mimar Sinan Mahallesi Çankırı'mızın aslında en güzel mahallelerinden. En güzel mahallelerinden birisi. Ama gelişmeye ve kalkınmaya ihtiyacı var. İhtiyacı var. Bütün tarihi değerlerimiz bu mahallede hemen. Evet. Peki şöyle Seçil Şaşmaz mahallenin kaderini değiştirecek diyebilir miyiz? Bakarsak. İnşallah değişeceğine inanıyorum. Ama tek başıma olmaz tabii ki. El ele vereceğiz mahallemizle, mahalle sakinlerimizle beraber başaracağız diye çok düşünüyorum. Güzel. Peki ziyaretlere başladınız mı mahallede? Ziyaretlere başladım. Ev gezmeleri yapıyoruz. Bayanlarla oturuyoruz. Onların sıkıntılarını dinliyorum. Çok güzel. Ve de onların sıkıntılarını dinledikten sonra not alıyorum. Yani lafta kalmayacak. O yüzden anladım. Çalışmalara devam ediyorsunuz. Evet inşallah. Peki kendinizi mahallede aday olarak güçlü görüyor musunuz? Güçlü görüyorum ve de kendime güveniyorum. İnşallah diyelim. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah. İşiniz rast gelsin diyelim. Aynen, buradan mahalle sakinlerine diyeceğiniz, Çankırı'ya diyeceğiz, Çankırı Belediye Başkanı'na diyeceğiniz herhangi bir şey var mı diye sorsak. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Camimizin etrafı çok güzel, çok güzel oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve de daha da güzel olacağına inanıyorum. İnşallah. Peki mahalle sakinlerine diyeceğim bir şey var mı? Mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyorum. Beni destekledikleri için, yalnız bırakmadıkları için. Ben de onların yanında olacağıma söz veriyorum inşallah. İnşallah. Peki aday adaylarına başarılar diliyor musunuz? Diliyorum. Aday adaylarıma da başarılar diliyorum. Herkesin şansı açık olsun diyelim. Nasip kısmet. Herkesin şansı açık olsun. İnşallah. Kolay gelsin diyelim. Allah'a emanet olun. Ablalarımız herhalde mahalle sakinlerimiz. Doğru mu? Peki Seçil Hanım, siz nasıl görüyorsunuz diye sorsak. Şöyle bir gelirseniz bize ama. Vallahi ben bu işleri başaracağına inanıyorum. Hem de kendisi gelinimiz zaten. Öyle mi? Çok güzel. Aynen. Tam kadro. Ablacığım sen gelirsin şöyle. Ben de Seçil'in muhtar adayımızın annesiyim. Öyle mi? Çok güzel. Kızımı destekliyorum. Başarılı olacağına inşallah inanıyorum. İnşallah. Bizler adayız. Doğru. Komşusuyuz. Bizler adayız. Çok da güveniyoruz. Peki sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Mahalleyle alakalı diye sorsak. Muhtarımla alakalı. Mahalleyle alakalı zaten şöyle bahsedildi. Evet, kameraya gelirseniz. Yani camimizin bu böyle tarihi caminin olması, buraların bu şekilde yapılması yani mahallemize bir ayrı bir güzellik katıyor. Çok güzel. İnşallah arkadaşımız Seçil Hanım'ın da muhtar olmasıyla daha bir farklılık, daha bir değişiklik olacak. İnşallah. Çalışmaları iyi yönde gördüğümüz kadarıyla çok, çok da güveniyoruz. İnşallah iyi şeyler bekliyoruz. Olacağına da inanıyoruz. Muhtar adayımıza da güveniyoruz, doğru mu? Güveniyoruz. Mahalle sakinlerinden de hep destek bekliyoruz inşallah. Hemen fon ticareti bir alalım. Bir gelin size bir zahmet. Siz Seçil Hanım'ı nasıl görüyorsunuz peki? Şöyle baktığımız zaman. Seçil Hanım'ı azimli, işinde başarılı olarak görüyoruz. Çok güzel. Yani, muhtarlığı yapar değil mi? Yapar. Yapar, başarır onda. İnşallah. Siz ekleyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi muhtarımız seçildikten sonra daha işler, daha güzel işler yapacağına eminim. İnşallah. Baya bir kadroyu tamamlamışsınız. Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinden. Ablam isminiz neydi? Benim Gülden Özbey. Gülden Özbey. Özbey. Peki muhtar adayımızı nasıl görüyorsun Seçil Hanım'ı? Güzel koruyun, iyi yani. Alır mı? Alır. Destek var mı?
Var. Ferhat kardeşimle birlikte muhtemelen şöyle gelirsen bir yan yana çalışansın değil mi? Evet abi çalışıyorum. Peki Seçil Hanım'ı nasıl buluyorsun? Sence adaylıkta güçlü bir isim mi? Muhtarlığı yapar mı? Seçil ablam iyi. Muhtarlığı kazanacağından eminim. Eminiz. Yapar değil mi? Yapar. Çok güzel. Şimdiden hayırlı olsun. Maddi manevi desteklerimizi yaparız. Hay maşallah. Destek sağlam. Allah seni de yolun açık etsin. İsim neydi? Ferhat. Maşallah. Kaç senedir çalışıyorsun? Bir sene yakın. İyi hadi bakalım. Allah yolun açık etsin diyelim. İnşallah. Sen de pideci ustası hocam doğru mu? İnşallah abi. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Muhtarım var mı ekleyeceğim bir şey? Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Kolay gelsin.